Metrik tanımını eksik vermişiz arkadaşlar. Efendim? Evet, biri de çıkıp demiyor ki aga bu nedir? Aynen. Termodinamiğin sıfırıncı kanunu gibi. Sıfır olarak yazıyoruz. Mesafeler simetriktir arkadaşlar. Buradan Aydın'a gittim 20 lira verdim. Aydın'dan buraya geldim 25 lira verdim. Olmaz. Olmasın. Simetriyi unuttuk, simetriyi. Her neyse, önceki yazdığımız örneklerde de simetrik olduğunu gösterebilirsiniz. Zaten mutlak değerin simetrik olduğunu biliyorsunuz. Şu ayrık metriğin de simetrik olduğu belli. Şimdi ne yapmaya çalışıyorduk? Ha, R karede şu şekilde tanımladığımız Öklit uzunluğunun üçgen eşitsizliğini sağladığını göstermek istiyoruz. İddiamız şu. Resim çizelim. Aslında burada genelliği biraz kaybediyoruz ama aradaki detayları siz yapın. Arada atladığımız detayları, durumları falan siz inceleyin. Şu argümanın bel kemiğini anlatmak istiyorum size. Şurada bir AB noktası var. Burada bir CD noktası var. Şu üçgeni çizdim. Bu mesafenin ne olduğunu biliyorum. Buraya L0 diyelim. Buraya L1 diyelim. Buraya L2 diyelim. L0'ın L1 artı L2'den daha küçük ya da küçük eşit olduğunu göstermek istiyoruz. Metrik olarak da yukarıda tanımladığımız Öklit metriğini alacağız. Yaz. L0 neydi? Bundan sonrası sadece işlem arkadaşlar. İşlemleri takip edebiliyorsanız kanıtı yapacaksınız. L0 neydi? Karekök içinde C-A'nın mutlak değerinin karesi. Ama kare aldığımız için mutlak değer yazsak da olur, yazmasak da olur. Artı B-D'nin karesi. Karekökü kapatalım. Ondan sonra L1 ne olacak? Karekök içinde a kare artı b kare, l2 yine karekök içinde c kare artı d kare. Yanlış ya da eksik yazdığımız bir şey var mı? Şimdi l0'ın l1 artı l2'nin mutlak değerinden küçük olması şu demek. Yazın. Karekök içinde a eksi c, c eksi a karesi artı b eksi d'nin karesi küçük eşit midir acaba? Şu ikinci karekök artı üçüncü karekök. Bundan sonrası tamamen işlem. Genel düstur olarak, yani matematik öğrencisinin düsturu olarak, bölme işlemini sevmiyoruz, karekökü sevmiyoruz arkadaşlar. Bölmeden mümkün olduğu kadar kaçınmaya çalışırız. Özellikle ayrık matematik çalışıyorsanız bölmeden uzak durursunuz. Öteki türlü de hani bölme işlemi diğer 3 işlemden daha tatsız olduğu için uzak durmaya çalışırız. Karekök hakeza. Karekökten kurtulmak için iki tarafın karesini alıyoruz. İki tarafın karesini aldığımız zaman eşitsizliğin korunacağını nereden biliyoruz? Çünkü bunların hepsinin pozitif olduğunu biliyoruz. Sıfır ya da sıfırdan büyük olduğunu biliyoruz. Bir de bir sayı artıyorsa kareköküyle beraber artar, kareköküyle beraber azalır. Bu ne demek? Sayılar arasında bir eşitsizlik varsa karekök arasında da bu eşitsizlik geçerlidir demek. Ya da başka bir deyişle karekök artan bir fonksiyondur demek. Eşitsizlikleri korur demek. Her neyse, iki tarafın karekökünü aldık. Ne dedim ben? İki tarafın karesini aldık. Kurtulmaya çalışıyoruz. Sol taraf çok güzel oldu. C eksi A kare parantez karesi. B eksi D'nin parantez karesi. Küçük eşit midir? Şimdi
buranın karesini nasıl alırız? Burada iki tane terim var. Bunun parantez karesini alıyormuş gibi düşünün. Birincinin karesi artı 2 çarpı birinci çarpı ikinci artı ikincinin karesi. Bunu hatırlıyorsunuz değil mi? Çok güzel. A kare artı B kare 2 çarpı kareköklerin çarpımı çarpımların karekökü olacak. En azından negatif olmayan sayılarda geçerli bu. C kare artı D kare dedik. C kare artı D kare dedik. Şimdi bir tane karekök kaldı. Ondan da kurtulacağız ama ondan kurtulmak için biraz daha işlem yapmamız gerekiyor. Karekökü yalnız bırakmamız gerekiyor. Yalnız bırakırız, sorun değil. Sol taraftakileri de açın. C kare eksi 2AC artı A kare. B kare eksi 2BD artı D'nin karesi. Oldu mu? Karelerin hepsi gitti mi? Bence gitti. Bunları da işte eşitsizliklerin özelliklerini kullanarak kanıtlayabilirsiniz. D kare de gitti. Ondan sonra ikileri de sadeleştirelim. Eksi AC eksi BD küçük eşit midir? Karekök içinde. Hadi bunları da çarpıp yazalım. A kare C kare artı A kare D kare artı B kare C kare artı B kare çarpı D kare. Burada biraz açıklama yazmanız gerekiyor. Açıklamaları ben buraya yazmayacağım. Eğer bu negatifse zaten eşitsizlik sağlanacak. Çünkü sağ tarafta sıfır ya da sıfırdan büyük bir şey var. Sol tarafta negatif bir şey var. Negatif bir sayının sıfırdan küçük olduğunu biliyoruz. Negatif bir sayının pozitif bir sayıdan küçük olduğunu biliyoruz. Doğru mu? Bence doğru. Sol taraf negatifse kanıt tamam. Sol taraf pozitifse bir daha kare alabiliyoruz. Sıfırdan büyük ya da eşitse bir kare daha alıyoruz. Kareköklerden tamamen kurtuluyoruz. Sol tarafta biraz alengirli bir ifade kalıyor. A kare C kare artı 2ABCD artı B kare D kare kaldı mı? Kaldı. Sağ tarafta da bunlar kaldı. A kare C kare A kare D kare artı B kare C kare artı B kare C kare. Kaldı mı? Kısalma görüyor muyuz? Bence görüyoruz. A kare C kareler gitti. Başka B kare D kareler de gitti. Çok güzel. Şimdi her şeyi sağ tarafa toplayın. Sıfır küçük eşit midir o kalan ifadeden? Aslında yaptığımız işlemlerin hepsi tersinir işlemler. Şu eşitsizlik şuna denk, şu eşitsizlik şuna denk, şu eşitsizlik şuna denk falan. En sonunda sıfır küçük eşit midir? Ne o? A kare D kare eksi 2 ABCD artı B kare C kare. Bunu aslında görmek o kadar zor değil ama İlk defa görüyorsanız yazamayabilirsiniz bunu. AD A çarpı D eksi B çarpı C'nin parantez karesi bu. O zaman kanıt tamamlandı arkadaşlar. Çünkü biz herhangi bir karenin sıfır ya da sıfırdan büyük olduğunu biliyoruz. Demek ki bir önceki eşitsizlik doğruymuş. Ondan önceki doğruymuş, ondan önceki doğruymuş, ondan önceki doğruymuş falan. İlk eşitsizlik doğruymuş. İddiamızı kanıtlamış olduk. Var mı sorusu olan?
Şimdi elimizde bir Öklit uzaklığı var. Hem şeyde çalışıyor, gerçel sayılarda çalışıyor, hem re karede çalışıyor. Ben size re karede bir tane nokta seçtim ve sabitledim. Bu noktaya AB noktası diyelim. Ondan sonra bu AB noktasına uzaklığı eşit ve r olan noktalar kümesi nedir? Çember mi? Hatırlıyor muyuz bunu? O nokta sabit, AB noktası sabit. Bu AB noktasına uzaklığı eşit olan noktaların kümesi nedir? Çember. Çemberdir arkadaşlar. Yani şu çember kümesi nedir? X ve Y ya da X0, Y0 her neyse. Öyle ki X eksi A'nın karesi artı Y eksi B'nin karesi karekök içinde eşittir R. Küçük eşittir R deseydim ne olurdu? O zaman daire olurdu işte. Çünkü mesafesi daha küçük olan noktaları da alacaktınız. Fakat benim asıl ilgilendiğim kümeler şunlar arkadaşlar. Size pozitif bir R verildiğinde pozitif R, ondan sonra yine AB sabit noktası düzlem üstünde aldık bunu. Bu nokta etrafındaki R çapındaki çap olur mu? R yarı çapındaki disk. Bu öyle x'lerden oluşacak ki x eksi a'nın karesi, x eksi b'nin karesi karekök içinde r'den küçük olacak. Küçük eşit değil, küçük olacak. Buna AB noktasının R komşuluğu deniyor arkadaşlar. Bunun resmini çizecek olsanız da çemberi kesik çizgiyle gösteriyorsunuz. Hatırlıyorsunuz değil mi eşitsizliklerden? Eğer düz değil, kesikli olmayan çizgiyle gösterirsem küçük eşit. Kesikli çizgiyle gösterirsem sınırları almıyorum, küçük demek. Ya da AB noktası etrafındaki R diski. Böyle resimler çizebiliyorsunuz. Bu neye denk gelecek biliyor musunuz? R deyin, epsilon deyin, ne derseniz deyin. Bunlar gerçel sayıların üstünde çizdiğimiz artı epsilon, eksi epsilon, artı epsilon aralıkları vardı ya. Aynen onların benzerleri olacak işte. Eğer ben aralığın içine artı epsilon, eksi epsilon aralığı sokuşturabiliyorsam ona açık küme diyeceğim. Eğer her elemanın etrafına böyle bir tane disk çizebiliyorsam R karede ona açık küme diyeceğim falan. Oradan benzerlikler kuracağız. R karede A R karenin alt kümesi olmak üzere her AB eleman A için öyle bir epsilon bulabiliyorsam ki bu nokta etrafındaki epsilon yarı çapındaki disk tamamen A'nın içinde kalıyorsa A'ya açık küme diyeceğim. Yani sezgisel olarak sınırlarını çizmediğiniz, sınırlarını sildiğiniz her küme R karede bir şey olacak. Açık küme olacak.
Bu bir açık küme olacak. Bu bir açık küme olacak. Ondan sonra R karede sadece bir tane ekseni aldınız. O eksenin bir açık alt kümesini aldınız. Açık aralık alt kümesini aldınız. Bu açık küme olacak mı? Arkadaşlar tanıma bakacaksınız. Buradan içeride herhangi bir nokta seçtim. Ben buraya ne kadar küçük bir disk çizersem çizeyim aralığın içinde kalabiliyor muyum? Yapmayın arkadaşlar, nasıl kalabiliyoruz ya? Bir tane çizgi var, etrafına bir tane disk çiziyoruz. Yapmayın. Kalamazsınız. Bir tanesi bir boyutlu, bir tanesi iki boyutlu görünüz. Onun için o açık küme tanımı tamam masum dedik ama biraz detayları var böyle. Bu açık küme değil arkadaşlar. Şimdi geri dönelim şu ayrık metrik muhabbetine. Size biraz zorlayıcı bir ödev vereyim. R karede bu Öklit metriğini kullanarak limitin tanımını yazınız. Limitin tanımını yazınız. Açık kümenin tanımını yaptık. Oradan kapalı kümenin tanımını kendiniz yapabilirsiniz. Hatta tıkız kümenin tanımını yapabilirsiniz. Bu limit tanımını kullanarak dizisel tıkız tanımını yapabilirsiniz. R'de yaptığımız hemen hemen her şeyi R karede Öklit metriğini kullanarak genelleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Aynı şeyi ben 3 boyutlu uzayda yapsaydım, bu sefer 2 tane eksen yerine bir de üçüncü eksenim olacaktı. İşte x ekseni, y ekseni, z ekseni olacaktı. Yine Pisagor teoremini kullanarak adım adım üçgen eşitsizliğini kanıtlayabilecektiniz. İki nokta arasındaki uzaklığı yazabilecektiniz. İşte karekökün içinde iki tane farkın karesi yerine üç tane farkın karesi olacaktı. İşte işlemler biraz daha alengirli olacaktı ama yapması mümkün olacaktı. Bir tane durumu gördünüz. Yani iki boyutlu durumu gördünüz, üç boyutlu duruma kendiniz genelleyebilirsiniz bunları. Ne dedik? R'deki ayrık metreye geri dönüyoruz. Epsilon komşulukları ne olur? Bunu birazcık düşünmenizi istiyorum. Bunu birazcık düşünmenizi ve yazmanızı istiyorum arkadaşlar. Onun için size bir dakika verdim. Ayrık metriğin tanımı orada değil. Sildik mi? Sildik peki. Notlarınız da var mı? Tamam, notlarınız da varsa ayrık metrikte epsilon komşulukları ne oluyor? Onu bana bir söyleyeceksiniz. İstediğin kadar sınıra yakın bölge al ama onu büyüttüğün zaman böyle bir şey göreceksin. Daha da büyüttüğün zaman böyle bir şey göreceksin. Demek ki yeteri kadar küçük bir epsilon bulup oraya bir tane disk sıkıştırabiliyorsun. Ama bir tane köşeyi alsan ya da kenarlardan bir tanesini alsan bunu yapamıyorsun. Çünkü sınırda bir tane nokta al, hangi epsilon diskini çizersen çiz dışarı taşacak. Anlaştık. Çok yaşa. Evet, ayrık metrikte epsilon komşulukları neye benzer ya da epsilon diskleri neye benzer arkadaşlar? Peki arkadaşlar, ben sorayım size. Epsilon eşittir 1 bölü 2 desek. Bu yarıçapı 1 bölü 2 olan epsilon komşuluğu ne verecekti bize? X'i burada kullandık. Gerçel sayılar öyle ki X ile Z'nin arasındaki mesafe
1 bölü 2'den daha küçük. Hangi noktalar bunlar? 1 bölü 2'den daha küçük, mutlak küçük. 1 bölü 2 yarışabilir. Ayrık metrik dedik ama x ile y'nin arasındaki mesafe aynı noktaysa 0, farklı noktaysa 1 dedik. Ayrık metrik dedik arkadaşlar, Öklit metriği demedik. Efendim? Bu tek nokta olacak. Tek bir nokta olacak değil mi? Evet. Çünkü x'ten başka bir nokta bulabiliyor muyuz burada? Bulamıyoruz arkadaşlar. Bu x'in kendisi. Peki ben bu 1 bölü 2'nin yerine 2 bölü 3 deseydim, 2 bölü 4 de, aman 3 bölü 4, 4 bölü 5 falan deseydim bir şey değişiyor muydu? Şeye kadar, 1 seçene kadar sadece x var bunun içinde, doğru mu? Ama birden daha büyük bir şey seçseydim, mesela 2 yarı çapındaki epsilon komşuluğu deseydim, başka bir cevap alayım. X ile arasındaki mesafe en fazla 2 olan. Evet. Neden? Aradaki mesafe 1 olacak değil mi? Hangi reel sayıyı, hangi gerçel sayıyı alırsanız alın, x ile olan mesafesi ya 1 olacak ya 0 olacak. Doğru mu? Demek ki bu bütün gerçel sayılar. Ondan sonra şu açık küme tanımını buraya uydurursanız eğer, şeyi göreceksiniz. Epsilon komşuluklarının kendileri birer açık küme. Demek ki ayrık metrikte bütün noktalar açık küme. Şeyi de kanıtlamıştık. Açık kümeleri alalım. Ondan sonra istediğimiz kadar bileşimlerini alalım. Birleşimlerini alalım. O birleşimler de açık kümedir. Kanıtladık ya. Demek ki ayrık metrikte gerçel sayıların bütün alt kümeleri açık kümedir. Tersten okuyun. Gerçel sayılar üzerinde ayrık metrik kullanırsak bütün kümeler aynı zamanda kapalı kümelerdir. Sonuçlar. 1. Gerçel sayılar ayrık metrik kullanırsak, Öklit metriği kullanmıyoruz bakınız. Ayrık metrik kullanıyoruz. Çok yaşar. Gerçel sayılarda, ayrık metrikte her alt küme, gerçel sayıların kendisi dahil açıktır. Her alt küme kapalıdır. Ayrık metriğin Öklit metriğinden en büyük farkı bu arkadaşlar. Her şey açık, her şey kapalı. Onun için çok fazla bilgi alamıyorsunuz ayrık metrikte. Her şey birbirinden izole. Sonuç 2. Bunu görmesi çok kolay değil aslında. Birazcık düşünmek gerekiyor. Ayrık metrikte çok yaşa. Ayrık metrikte gerçel sayıların hiçbir sonsuz alt kümesi tam sınırlı değildir. Sınırlıdır. Neden? Sıfırı düşünün. Sıfırın etrafında iki uzunluğunda ya da iki yarı çapında bir disk alın. Her şey onun içinde oldu. Demek ki gerçel sayıların kendisi sınırlı. Dolayısıyla bütün alt kümeleri de sınırlı. Ama tam sınırlı mı? Epsilonu 1 bölü 2 seçin. Ondan sonra 1 bölü 2, 1 bölü 2 komşuluklarıyla
Bütün alt kümeyi kaplayın. Açık örtü oldu. Ama onun sonlu bir alt örtüsü yok. Neden? Her açık küme tam olarak bir elemanı kapatıyor. Görebiliyor muyuz bunu? Yazayım mı? Ne dedik? A, R'nin bir alt kümesi olsun ve bu sonsuz elemanlı bir alt küme olsun. Şimdi A, sıfırın etrafında iki yarı çapında bir komşuluğun içine sığdığı için sınırlı bir küme. Çünkü ayrık metrikte şey dedik ya, mesafeyi birden fazla seçtiğiniz anda her şey komşuluğun içine geliyor dedik ya. Olduğundan sınırlı. Fakat her küçük a, a kümesinin elemanı için bu A elemanının 1/2 komşuluğu bir açık örtü oluşturdu. Fakat bunun sonlu alt örtüsü yok. Bu açık örtünün sonlu alt örtüsü olmadığı için bu küme tam sınırlı değil. Oldu mu? Hani dün demiştik ya, ya da her ne zaman tanımladıysak o şeyi siz söyleyin. Tam sınırlılığın tanımını vermiştik. Gerçel sayılarda Öklit metriyle sınırlı ve tam sınırlı aynı şeyler. Ama bunun böyle olmadığı uzaylar var demiştim ya size. Buyurun örneği. Gerçel sayılar ayrık metrik altında sınırlılık ve tam sınırlılık aynı şey değil. Sınırlı olan ama tam sınırlı olmayan bir tane küme bulduk. Bu yazdıklarımız R kare için de geçerli arkadaşlar. R kare için de ayrık metrik tanımlayabilirsiniz. Gerçel sayılarda Öklit metriyle ilgili ya Öklit metriğinden daha farklı, çok daha farklı şeyler tanımlayamıyoruz. Tanımlasak çok şey oluyor, çok böyle yapay duruyor. Ama düzlemde başka metrikler tanımlayabiliyoruz. Şimdi size şöyle bir soru sorayım. Şeyi açtınız, Google haritaları açtınız. Ondan sonra Şirince ile İstanbul arasındaki mesafeyi ölçtünüz. 500 kilometre çıktı. Ondan sonra işi inada bindirdiniz. İşte sağ alttan şeyi okudunuz, ölçeği okudunuz. Cetveli ekranın üstüne koydunuz, ölçtünüz. Ölçekle çarptınız falan 500 kilometre çıkmadı. Neden? Daha az bir mesafe çıktı. Neden? Evet. Sen. Ben mi? Evet. Yani çünkü yanlış bilmiyorsam Google haritalar kuş bakışı uzaklığı göstermiyor. Kuş uçuşu. Uzaklığı göstermiyor. Yani evet. Yollar dümdüz olmadığı için öyle fark edilmedi mi? Değil mi? Yani karayolundan gitmek zorundayız. Gitmek zorunda değiliz. Gerçi sık göze gitmeyin de. Şimdi karayoluna bağımlıyız. Doğru mu? Onun için arabanın gittiği mesafe ile uçağın gittiği mesafe birbirinden farklı oluyor. Kuş uçuşu söyleyebilirsin. Denen bir şey var. İkisinin arasındaki farkı görüyoruz değil mi? Tabii. Aslında R karede sildik. Gerçel sayılarda ya da R karede düzlemde bizim Öklit metriği diye tanımladığımız şey kuş uçuşu uzaklık. Hızlı söyleyemiyorum. Doğru mu? Çünkü iki nokta arasında en kısa şeyi çizdik.
Halbuki hayat her zaman böyle değil. Onun için V karede size daha başka bir metrik tanımlayacağım şimdi. Yine iki tane nokta alıyoruz. AB noktası, CD noktası. Buna Manhattan uzaklığı ya da taksi uzaklığı deniyor arkadaşlar. Taksi, bildiğiniz taksi. Ya da Manhattan uzaklığı deniyor. X eksenine paralel bir doğru boyunca gidiyorsunuz. Ondan sonra Y eksenine paralel bir doğru boyunca gidiyorsunuz. İkinci noktaya ulaştığınız zaman mesafe o çıkıyor. Nedir bu mesafe? X bileşenleri arasındaki uzaklık A eksi C'nin mutlak değeri. Burası B artı D olur mu? B eksi D'nin mutlak değeri. Taksi mesafesi. Veya hani yeteri kadar film seyrettiyseniz Manhattan mesafesi. Manhattan'da bütün şeyler, bütün sokaklar, caddeler birbirine dik ya. Bu da size şunu söylüyor. AB ile CD arasındaki uzaklık eşittir A eksi C'nin mutlak değeri artı B eksi D'nin mutlak değeri. Şimdi bunun metrik olduğunu nereden biliyoruz? Simetriyi sağlıyor. Şeyden dolayı, mutlak değerin özelliklerinden dolayı. Farkı böyle yazmışım, böyle yazmışım. Bir şey değiştirmiyor mutlak değerin içinde. Onun için simetri sağlanıyor. Sıfır ya da sıfırdan büyük mü? Evet, sıfır ya da sıfırdan büyük. İki tane mutlak değeri topluyoruz nihayet. Ondan sonra noktalar birbirinden farklıysa o ne demek? Ya X bileşenleri birbirinden farklı olacak ya Y bileşenleri birbirinden farklı olacak. Çünkü iki bileşen de aynı olsa nokta aynı olurdu, doğru mu? Demek ki bunun pozitif olduğunu da biliyoruz. Üçgen eşitsizliğini sağlıyor mu? Onu da size bir ödev olarak bırakayım arkadaşlar. Öklit, aman... Gerçel sayılar ve Öklit metriği ile çalışırsanız bu üçgen eşitsizliğini de kanıtlayabiliyorsunuz. İşte taksici ile hipotenüs uzunluğunun ücretini vereceğim diye şey yaparsanız, münakaşa ederseniz sopa yersiniz. Onun için bu metriği bileceğiz. Bu arada ben size metrik metrik deyip duruyorum ama Google'da Öklit metriği yazarsanız pek bir şey çıkmaz. İngilizcesini yazarsanız da pek bir şey çıkmaz. Euclidean metric diye. Çünkü bunlar normdur. Normun tanımını vermedim size. Norm da metriğe çok benziyor ama metrikten bir adım daha ötede bir güzelliği daha var. Şey yapabiliyorsunuz, mesafenin iki katı, mesafenin üç katı, bunlardan bahsedebiliyorsunuz normlarda. Metrikte bahsedemezsiniz. Ayrık metrik, ayrık norm olamaz çünkü mesafenin evet. İki katı, üç katı diye bir şey yok. Halbuki Öklit uzaklığında mesafenin iki katından bahsedebiliriz. Noktaları o kadar uzaklaştırırım ki noktaları açarım birbirinden, aradaki mesafe iki katı olur diyebilirsiniz. Bu hani... Gözümüz kesiyor böyle bir şey yapmayı, değil mi? Onun için bunlar metrik değil de norm. Yani herhangi bir pozitif gerçel sayıyla genişletebiliyorsunuz. Metrikleri genişletmiyorsunuz. Bunu söylemiş olayım, yazmayayım. Şimdi ben size bu metriği neden tanımladım? R karede bu taksi metriğini neden tanımladım? Şu yüzden tanımladım arkadaşlar. İddia, hangi iki noktayı alırsanız alın, hangi bağıl konumda iki noktayı alırsanız alın, R karede.
ne diyelim? A, B ve C, D diyelim. Bu noktaların Öklit uzaklığını hesaplayın. Öklit uzaklığı ne olacak? İşte A eksi C'nin parantez karesi, B eksi D'nin parantez karesi. Ondan sonra taksi uzaklığını hesaplayın. Ya da Manhattan uzaklığını hesaplayın. A eksi C'nin mutlak değeri, B eksi D'nin mutlak değeri. Bunu kocaman bir parantezin içinde yazayım. Bir buraya yazayım, bir buraya yazayım. Bunu neden yapıyorum? Küçük eşit. Küçük M, büyük M. Herkes ne yaptığımı gördü mü? Öklit uzaklığı ve taksi uzaklığı için iki tane eşitsizlik yazdım. Ve oraya küçük M ve büyük M sayıları yerleştirdim. Tamam. Eşitsizliklerini sağlayacak. Küçük M ve büyük M pozitif gerçel sayıları vardır. Ve aynı sayı çifti, aynı büyük M, aynı küçük M bütün nokta çiftleri için çalışır arkadaşlar. R karede herhangi iki nokta için. Eşitsizliklerini sağlayacak küçük M ve büyük M sayıları vardır. Buradan nereye gideceğiz? Buradan bir yerlere gideceğiz ama onu herhalde yarın anlatabileceğim size. Bu eşitsizliği nasıl kanıtlayabileceğimizi göstereceğim şimdi. Eğer A eşittir C veya B eşittir D olsaydı, o zaman eşitsizliğin 3 tarafında da ya A eksi C 0 olacaktı ya B eksi D 0 olacaktı. Doğru mu? O zaman karenin karekökü de mutlak değer olacaktı. Büyük M ve küçük M'yi hemen bulabilecektik. Onun için bu durum ilginç bir durum değil. Böyle olsaydı işimiz hakikaten kolay. Onun için A'nın C'den farklı, B'nin de D'den farklı olduğunu kabul ediyoruz. Ondan sonra şu işlemi yapıyoruz. Eşitsizliklerden sadece bir tanesini inceleyeceğim, ötekini size bırakacağım. Neden bunların sıfırdan farklı olmasını istiyorum? Bir tanesiyle böleceğim birazdan çünkü. Bölme işlemini sevmiyoruz dedik ama bazen yapmak zorunda kalacağız. Birinci eşitsizlik küçük M. Ondan sonra A eksi C'nin mutlak değeri artı B eksi D'nin mutlak değeri. Küçük olsun istiyorum. Neden? A eksi C'nin karesi artı B eksi D'nin karesi. Şimdi ben bu eşitsizliği alırım. İki tarafı da 1 bölü B eksi D'nin mutlak değeriyle çarpabilirim. Bunun sıfırdan farklı olduğunu kabul ettik ya. Kabul edebiliyoruz dedik ya. Onun için bu bölme işleminde sıkıntı yok. Pozitif olduğu için, mutlak pozitif olduğu için eşitsizlik yön değiştirmiyor falan filan. Sağ tarafta M çarpı A eksi C'nin mutlak değeri bölü B eksi D'nin mutlak değeri artı 1. Küçük eşit midir? Acaba karekök içinde A eksi C bölü B eksi D'nin karesi artı 1. Bunu karekökün içine sokuştururken karesini almak zorunda kaldım. O yüzden buna böldüğüm zaman 1 oldu. Buna böldüğüm zaman da kareleri birleştirebildim. Anlaştık. Şimdi kozmetik bir değişiklik yapacağım arkadaşlar. A eksi C bölü B eksi D'ye X diyeceğim.
Dolayısıyla burası x kare olacak. Buraya kadar herkes benimle beraber mi? Bundan sonrasını hatırlayacaksınız zaten. İkinci derece denklemleri incelediniz değil mi? Yani m çarpı x artı 1 küçük eşit x kare artı 1'in karekökü olsun istiyoruz. Bu neye denk? Demin yaptık bunu. İki tarafın karesini alalım. M kare çarpı x kare artı 2x artı 1 oldu mu? Küçüktür x kare artı 1 istiyoruz. Bu neye denk? Her şeyi topla, sağ tarafa aktar. X karenin katsayısı 1 eksi m kare olsun. Ondan sonra x'in katsayısı eksi 2 m kare olsun. Sabit sayı da 1 eksi m kare olsun. Sol taraf ne oldu? Bakalım kim dinliyor. Eşitsizliğin sol tarafı ne oldu? Sıfır oldu arkadaşlar. Her şeyi sağ tarafa topladık. Sol taraf sıfır oldu. Şimdi benim elimde bir tane ikinci dereceden ifade var. X'in ikinci dereceden bir ifadesi var. X'in ne olduğunu bilmiyorum. Ama bunun her zaman pozitif olmasını istiyorum. Ya da sıfırdan büyük eşit olmasını istiyorum. Ne zaman olur bu? Şu şablonu yazayım da şablonu görünce belki bir şeyler hatırlarsınız. A çarpı x kare artı b çarpı x artı c'nin bütün x'ler için sıfırdan büyük ya da eşit olması ne zaman oluyordu? Efendim? Tam kare olması lazım değil. Delta sıfırdan küçük olacak. Diskriminant sıfırdan küçük olacak. Çok güzel. Sıfırdan küçük ya da eşit olacak. Başka? A pozitif olacak. Çok güzel. Bu şartlar sağlandığı zaman bu eşitsizlik sağlanıyordu arkadaşlar. Şimdi geri dönersek benim bunun diskriminantını hesaplamam lazım. Ondan sonra 1 eksi m karenin de sıfırdan büyük olması lazım. Ve diskriminant neydi? İşte ortadaki katsayının karesi eksi 4 çarpı baş katsayı çarpı sabit sayı. Biraz korkunç bir ifade olacak ama dördüncü dereceye çıkıyoruz. Korkmayın. Eksi 2 m karenin parantez karesi 4 m üzeri 4. Eksi 4 çarpı 10'un karesi yazalım. 4 çarpı 1 eksi 2 m kare artı m üzeri 4. 4 m üzeri 4'ler birbirini götürecek. Bu sıfırdan küçük ya da eşit olsun istiyoruz. 4 m üzeri 4'ler birbirini götürdü. Eksi 4 artı 8 m kare sıfırdan küçük ya da eşit olsun istiyoruz. Yani m kare 1 bölü 2'den küçük ya da eşit olsun istiyoruz. Doğru mu? Ya da m kök 2 bölü 2'den küçük olsun istiyoruz. Küçük ya da eşit olsun istiyoruz. M'nin pozitif olduğunu biliyoruz. Teoremde verildi bize. M kök 2 bölü 2'den küçükken ya da m kare 1 bölü 2'den küçükken bu şart zaten sağlanacak. Ben giderim küçük m'yi kök 2 bölü 2 alabilirim. Şöyle bir detay var. Bunlardan bir tanesi sıfırken de küçük m'ye eşittir kök 2 bölü 2'nin çalıştığını göstermeniz gerekiyor.
Öylece kanıtın yarısını yapmış olacağız. Ama kanıtın öbür tarafı da aşağı yukarı aynı arkadaşlar. Yani aynı işi diğer eşitsizlik için yapacaksınız. Yanlış hatırlamıyorsam büyük M'de kök 2 çıkacak. Böylece iddianın kanıtını tamamlamış olacağız. Oy! Niye söylemiyorsunuz 10 dakika var diye? Bugün burada bitireyim. Kısa sorunuz varsa kalın. Yarın bunları bir yere bağlayacağız. Ve becerebilirsem biraz süreklilikten bahsetmek istiyorum.